Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte olmaktan heyecan duyduğunu söyleyen Gezer Avcı, "Çok şükür devletimizin güçlü iradesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimize adım adım almaya başladık." dedi. Çok şükür devletimizin güçlü iradesiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yıllardır mahrum kaldığımız ama fazlasıyla hak ettiğimiz uzaydaki yerimizi adım adım almaya başladık. Gezer Avcı, yıllardır fazlasıyla hak ettiğimiz, bünyemizde bulunan potansiyel gücümüzü tetikleyecek, özgüvenimizin ayağa kaldırılmasına vesile olması açısından artık tereddütsüz, kuşkusuz, istediğiniz şekilde yürüme şansınız var ifadesini kullandı. Yüzyıllık tarihimizde bu alanda herhangi bir tecrübe imkanı bulamamış olmamıza rağmen, insanlı uzay görevlerinde ilk defa gittiğimiz ve kendi vatanımızda bir insanımızın tecrübelerinden faydalanma imkanımızın olmadığı bir alanda alnımızın akıyla hedef koyduğumuz bütün deneyleri, bütün hedefleri gerçekleştirerek çok şükür hakkını vererek bu görevi tamamlamış halde ülkemize geri döndük. Gezer Avcı bir öğrencinin uzay yolculuğu sürecinde yaşadıklarını sorması üzerine, "Eğer tabire karşılık edecek bir şey varsa orası bir kara delik. Bu bölüm kontrolsüz bir bölüm. Hiç kimsenin oraya müdahale etmeye gücü yetmiyor. Kontrollü bir şekilde giriyorsunuz. Kontrolsüz bir bölgenin içinden geçiyorsunuz. O alan içerisine girdiğiniz andan itibaren her türlü dışarıdan iletişim kesiliyor. Hiçbir komut alamıyor, iletişim kurulamıyor." diye cevap verdi. Yeryüzünde gördüğünüzde büyülendiğiniz mekanlar oluyor. Bu mekanların tamamının bir arada olduğunu ve hepsini birden aynı anda gördüğünü anı düşün. Gezer Avcı görevinin en keyifli anlarının ne olduğu sorusuna, "Bize de verilen ödevler oraya götürdüğümüz 13 tane deneyin tamamlanmasıydı. Çok şükür planlı takvim dahilinde ödevlerimizi, deneylerimizi tamamladık. Kalan zamanda Türkçe'de kubbe anlamına gelen, içi de camlarla bezenmiş bütün dünyayı gözleyebildiğim, geceyle gündüzü her 90 dakikada rüya aleminde gibi izleyebildiğimiz bir ortam vardı. Orada geçirdiğimiz zaman dilimi de en keyifli zamandı" karşılığını verdi. "Geceyle gündüzü her 90 dakikada bir döngü içerisinde böyle bir rüya aleminde gibi izleyebildiğim bir ortam var. Orada geçirdiğimiz zaman dilimi de en keyifli zamandı."